Biz yokken arılar vardı. Ne kadar ilginç olsa da bilinen ilk yarı fosili 100 milyon yıl, ilk insan fosili ise 300 bin yıl öncesine aittir. Bu küçük canlıların bu kadar uzun bir süre var olmasının arkasındaki özellikler videomuzun devamında. Bal peteği bir mühendislik harikasıdır. Petekte bulunan gözlerin duvarların kalınlığı, 1 milimetrenin onda 1 inden daha azdır ama buna rağmen kendi ağırlığının yüzlerce katı ağırlıktaki bal yükünü taşıyabilir. Yapılan araştırmalara göre, bir arı, hayatı boyunca bir çay kaşığı balın 12'de birini üretir. Araştırmacıların arılar üzerinde yaptıkları incelemelere göre yüzlerce arı kovanın girişinde iç ve dış kısmında durup kanatlarını çırparak kırlı havanın dışarıya çıkmasını, kanat çırpmayı bırakınca da temiz havanın içeri girmesini sağlar. Bal arısının midesinin bir toplu iğne başı büyüklüğündedir ve bir yüksük dolusu bal toplamak için arının midesini 60 defa doldurup boşaltması gerekir ayrıca yarım kilo bal yapabilmesi için yaklaşık 2 milyon çiçeği ziyaret etmeleri ve 88 bin kilometre yol kat etmeleri gerekir. Bal arıları kovandaki bir adet beteyi doldurabilmek için yaklaşık 100 milyon kadar çiçeğin nektarını emerler. Bu süre zarfında ise yaklaşık olarak 90 ile 100 bin kilometre kadar kanat çırpmış olurlar. Bir arı yanınıza yaklaştığında duyduğunuz ses, dakikada 11400 kez çırptıkları kanatlarının sesidir. Araştırmalar sonucu arıların kanatlarının kopması halinde bile vızıltı çıkarabildiği gözlemlenmiştir. Bunun sebebi arıların çıkardıkları vızıltıların göğüslerinden geliyor olmasıdır. Bal arılarının iki bitişik gözleri başlarının yanında, üç tekil gözleri ise başlarının üzerinde. Bunun yanında iki çift kanatları, bir nektar keseleri ve bir de mideleri vardır. Birinci Dünya Savaşı sırasında bal, askerlerin yaralarını iyileştirmek için kullanılıyordu. Çünkü bal, iyileştirici bir etkiye sahiptir ve de asla bozulmaz. Günümüzde hala uygulanan etkili yöntemlerden biridir. Sadece dişi arılar inelerini batırır çünkü sadece dişi arıların iğneleri vardır. Fakat arılar inelerini geçirdikleri zaman ölürler. Her arının beyninde yaklaşık olarak 1 milyon sinir hücresi bulunmaktadır. Bir arı topluluğu ise, 100 milyar nörona sahip insanın yarısı kadar sinir hücresine sahiptir. Bal arıları, polenleri toplanmış çiçeğe diğer arıların bir daha uğramaması için polen aldıkları çiçeğin üzerine elektriksel bir alanda kaplarlar. Vücutlarındaki elektro alıcılar sayesinde bu izleri görüp algılayan diğer arılar ise, bu çiçeklere uğramıyor, zaman ve enerjiden kazanmış oluyorlar. Her kovanda kraliçe arının salgıladığı kimyasal bir madde vardır ve bu madde kovandaki bütün arılar tarafından tanınır. Kovandaki bütün arılar bu maddeyi kraliçeden alarak kraliçe ile aynı kokuya sahip olur. Bu madde sayesinde de aynı kolonideki bütün bireyler birbirlerini kolaylıkla tanır ve kovana giren herhangi bir yabancı arı bu yöntem sayesinde kovandan dışarı atılır.